Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra EWS öğreniyorum yeni bir videoyla karşınızdayım. Aslında bu videoyu bir arkadaşımın bana ulaşması ve Box-Jenkins metodolojisiyle ilgili bir sorusu üstüne çekmeye karar verdim. Üzerine çekmeye karar verdim. Box-Jenkins metodolojisi arkadaşlar daha çok literatürde arama modelleriyle birlikte anılır ki işte Box-Jenkins'ın burada size vermiş olduğum kitabında Box-Jenkins tarafından otoregresif entegre edilmiş hareketli ortalama yöntemi diye karşımıza arama modellerini çıkarır. Bu modellerle bir serinin modellenmesini ve öngörüsünü yapabilirsiniz ki birazdan örnek olarak yapacağız. Ve doğrusal zaman serilerinde sık sık kullanılan bir metodolojidir. Arama metodolojisi. Burada arama metodolojisinde önemli bir husus analiz edilen seride birim kökün olması ya da olmaması bu modeller için önemlidir. Çünkü eğer seride arkadaşlar birim kök yok ise yani I0 ise entegrasyon derecemiz birazdan göstereceğiz. D'miz 0 olacak. İşte eğer birim kök birinci düzeyde varsa, I1 ise burada entegrasyon yani tümleşme derecemiz D1, I2 ise de D2 olacaktır. Evet, şuraya 1 yazmışız, 0 yazmışız pardon, şurası 2 olacak. Şurası 2 olacak. Evet. Şimdi arama modelini yani arama modelinde analize başlamadan önce ilk yapacağımız şey birim kök analizinin yapılmasıdır. Birim kök analizi yapacağız öncelikle. Tabii şuna dikkat edeceğiz birim kök analizi yapmadan önce. Arama modelleri mevsimsel etkiye sahip olmayan zaman serileri için uygun yöntemlerdir. Tabii ki mevsimsel etkiye sahip olan zaman serilerinde kullanılmak üzere birazdan bahsedeceğim. Seasonal arama metodolojisini takip etmek gerekir. Tabii bunun detayına çok fazla girmeyeceğim. Bunu takip etmek uygun olacaktır ama mevsimsel etkiye sahip olmayan zaman serileri için biz arama modellerini kullanacağız arkadaşlar. Mevsimsel etkiye sahip olmayan zaman serileri yıllıktır. Eğer serileriniz yıllık değil de çeyreklik ya da aylık ise ve anlamlı bir mevsimsellik içeriyorsa ilk önce birim kök analizi yapmadan önce yapmanız gereken işlem mevsimsellikten arındırma işlemi olmalıdır arkadaşlar. Böylece elde ettiğiniz öngörüler mevsimsellikten arındırılmış öngörüler olacaktır. Eğer böyle bir analizle karşı karşıya kalırsanız bu durumda elde etmiş olduğunuz öngörülere öngörülen mevsimsel bileşenin değerinin eklenmesi unutulmamalıdır. Az önce söylediğim gibi seriniz mevsimsel bir birim köke de sahip olabilir. Böyle bir zaman serisidir. Bu durumda sarıma dediğimiz yani seasonal arama metodolojisini takip etmeniz daha uygun olacaktır. Burada göstermiş olduğum kaynaktan da bu arama metodolojisini Box-Jenkins tarafından önerilen otoregresif entegre edilmiş hareketli ortalama yani arama yöntemlerinin daha detaylı içeriğine ulaşabilirsiniz. Şimdi analize geçmeden önce biraz da işte R modeli, MA modeli ve ARMA ya da arama modelini nasıl işliyor? Yani ekonometrik olarak ekonometrik yönü nedir? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü o kısmı da bilmek önemli. O yüzden evet. Şimdi R modeli dediğimiz R
R modeli dediğimiz ve P diyeceğiz. Şimdi R modeli dediğimiz şey şu. Bir seriyi düşünelim. Bir seri kendi gecikmeli değerlerinden etkileniyorsa bu otoregresif bir seridir. Bir seriyi kendi gecikmeli değerlerinden etkileniyorsa bu otoregresif bir seridir. Yani kısaca otoregresifi biz AR ile gösteriyoruz. Otoregresif seridir diyoruz. Eğer durağan bir serimiz var elimizde, YT durağan bir seri olduğunu varsayalım. Durağan bir zaman serimiz olan YT sadece bir dönem gecikmesinden etkileniyorsa biz buna ne diyeceğiz? Birinci dereceden otoregresif, yani P1 bunu da arkadaşlar bu süreci nasıl göstereceğiz? R1 şeklinde göstereceğiz. Yani bu YT durağan serimiz, zaman serimiz bir dönem gecikmesinden etkilendiği için birinci dereceden otoregresif, yani R1 bir seridir diyeceğiz. Tabi R1 modelini şu şekilde gösterebiliriz. R1 modelini YT zaman serisinin, durağan YT zaman serisini ele alırsak burada 1-PL diyelim çarpı YT zaman serimiz eksi U diyelim ve epsilon T şeklinde biz kapalı bir formda aslında R1 modelinin denklemini gösterebiliriz arkadaşlar. Buradaki L değeri gecikme işlemcisi, buradaki P değeri R1 parametresi, U değeri sabit terim ve epsilon dediğimde temiz diziyi gösteren, yani şöyle diyebiliriz, 0 temiz diziyi gösteren kalıntılar serimiz. Tabii bu kapalı formu arkadaşlar, kapalı formu biz açabiliriz. Yani buradan YT'yi çekmemiz gerekiyor. Onun için işte çarpımsal işlemleri ve YT'yi çekme işlemimizi yaptığımızda aslında bizim denklemimiz şu şekilde: durağan olan YT zaman serimiz, sabit terimimiz U çarpı 1-P, bakın sabit terimimiz burası, artı P dediğim R1 parametresi çarpı zaman serimizin bir önceki döneminden etkilenen serisi ve kalıntı serimiz şeklinde karşımıza çıkıyor. Bakın burada şu ifade C, yani sabit terim eşittir. Bunu artık YT eşittir C artı P çarpı YT eksi 1 artı epsilon T şeklinde yazabilirsiniz. Bu nedir? Bu arkadaşlar sadece bir dönem gecikmeli değerinden etkilendiği zaman YT serisini bu şekilde denklemini yazabilirsiniz. Tabii iki dönem gecikmeden de etkilenebilir. O zaman P2 için ve R2 için bu süreci aynı şekilde takip edebilirsiniz. Tabii P2 için olduğu zaman, P2 olduğu için şu denklemimizi bu sefer şu şekilde yazacağız. İşte 1-P1L eksi P2L kare çarpı YT eksi U ve
Neye eşit diyeceğiz? Epsilon t'ye eşit diyeceğiz. Buradan aynı şekilde işlemleri yaparsanız karşınıza yine 2 dönem gecikmeli R2 modelinin açık formunu ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada P1 dediğim ifade aslında R1, P2 dediğimde R2'nin katsayılarını ifade etmektedir. Aslında daha da detaylandırılabilir, daha da model açık açık yazılabilir ama daha fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Sadece burada işte R ne demektir ve denklemde nasıl bir ifade yer alıyor onu söyleyerek geçmek istiyorum. Zaten burada anlattığımız metodolojiyi bir ekonometri altyapısı olan kişilerin işte yani ekonometri altyapısı olan kişilerin anlayacağı düzeyde hani başladık, yoksa en baştan bu yana gelmek gerekirdi. Şimdi arkadaşlar bir diğeri de MA modeli. MA modelinden de bahsedelim. R modelinden bahsettik. Şimdi bir de MA modelinden bahsedelim. Yani MA, buna da Q ile göstereceğiz MA modeli. Şimdi nasıl ki R modelinde bir seri kendi gecikmeli değerlerinden etkileniyor ve otoregresif bir seri diyorsak, MA modelinde de bir zaman serisi otoregresif süreçlerdeki gibi kendi geçmiş değerlerinden değil de rastsal şoklardan etkilenebilir. Bakın MA modelinde de rastsal şoklardan etkilenecek. Böyle serilere biz hareketli ortalama serileri diyoruz. Moving average, hareketli ortalama serileri diyoruz. Kendi geçmiş değerlerinden etkilenirse R, rastsal şoklardan etkilenirse MA modeli şeklinde kullanacağız. Yani bunlara hareketli ortalama serisi diyeceğiz. Yine arkadaşlar burada diyelim ki YT zaman serisi, yine durağan zaman serisi bir dönem önceki rastsal şoklardan etkilendiğinde o zaman bu durağan zaman serisi nedir? Birinci dereceden hareketli ortalama serisidir. Yani Q 1'dir ve MA modelimiz MA 1'dir arkadaşlar. Bunu denklemsel olarak kapalı formda göstermeye çalışırsam YT eksi U 1 artı teta L ve epsilon T'dir. Epsilon T'dir. Burada U dediğim sabit, teta dediğim MA 1 katsayısıdır. Teta dediğim MA 1 katsayısıdır. Bu da kalıntılar, temiz dizi özelliği, temiz dizi özelliğinde hata terimidir. Öyle söyleyelim. Yani yukarıda da aynı şeyi söyleyelim. ET daha doğru bir ifade olur. Temiz dizi özelliğinde bir hata terimidir diyelim arkadaşlar. Yine bunu az önce açtığımız gibi arkadaşlar YT'yi çekebiliriz burada. YT'yi çekebiliriz. YT'yi çektiğimizde karşımıza ne çıkacak? İşte YT eşittir. U artı ne olacak? Şunları çarparsak U artı rastsal etkilerden etkileneceği için teta epsilon, evet, teta epsilon t eksi 1 artı epsilon t şeklinde karşımıza çıkacak. Bakın burada fark ettiyseniz artık teta burada MA'nın katsayısı, MA 1'in katsayısı ve rastsal etkilerden etkilendiği için hata teriminin bir önceki döneminin
değerini alıyoruz arkadaşlar. Ma modeli de karşımıza bu şekilde çıkacak. Ma modeli de karşımıza bu şekilde çıkacak. Şimdi arma modeline bakalım. Yani bir karşımıza ar olarak sadece ar modeli olarak çıkabilir. Sadece ma modeli ya da arma modeli şeklinde de karşımıza çıkabilir. Yani bir zaman serisi hem otoregresif yani ar süreci hem de hareketli ortalama yani ma süreci. Bu ikisi hem otoregresif hem de hareketli ortalama serisi yapısında olabilir. Böyle serilere biz ne diyeceğiz? Otoregresif hareketli ortalama serileri diyeceğiz. Bu durumda arkadaşlar P yine her zamanki gibi R parametrelerini Q'da MA parametrelerini denklemdeki sayılarını bize verecek. Örneğin yine YT zaman serisi durağan YT zaman serisi diyelim ki R arma 1-1 sürecine sahipse model denklemini nasıl yazarız? Bakın model denklemini şu şekilde yazarız arkadaşlar. Model denklemini kapalı formda yazmaya çalışalım. 1-PL çarpı YT-U eşittir. 1+θL ve epsilon t şeklinde yazarız. Burada yine U dediğim ifade sabit, P dediğim sabiti verir. P dediğim R1 sürecine ait katsayıyı, teta dediğim MA1 sürecine ait katsayıyı vermektedir. Epsilon T de temiz dizi özelliğine sahip, temiz dizi özelliğine sahip hata terimini karşımıza çıkarmaktadır. Bakın burada tabii en başta söylediğim bütünleşme derecesi yani D dediğim derece yok aslında. Yani D burada sıfır olarak da kabul edebilirsiniz. Bütünleşme derecesi yani sıfır olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi bir de arama modelleri var. Arama modelleri. Arama modeli. Şimdi bunun farkı ne diye soracak olursanız arma ve arıma. Bakın burada R sürecinin katsayısı P. D bütünleşme derecesi. Yani bir serinin hangi düzeyde durağan olduğunu gösterecek. Ve Q da hareketli ortalamanın katsayısı olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bu yukarıda anlatmış olduğum arma modelinde zaman serisi YT'nin durağan olma zorunluluğu yok. Bakın şurada hemen göstereyim. Burada anlatmış olduğum YT'nin yani şunun YT'nin durağan olma gibi bir zorunluluğu yok arma sürecinde. O yüzden D 0. Fakat biz arma modeline geçtiğimizde artık durağanlık arayacağız. Yukarıda serimiz, bakın yukarıda serimiz durağanlık aramadığımız için serimiz I0 olacak. Ancak tabii ki zaman serisi her zaman I0 çıkmayabiliyor. Yani D 0 olmayabiliyor. Düzeyde durağan olmayabiliyor arkadaşlar. Bu D dediğim entegre katsayısı ya da tümleşme katsayısı dediğimiz olay. Arama modelleri burada devreye giriyor. Yani D 0 değil de bir seri D'inci dereceden eğer tümleşikse arkadaşlar biz burada neyi kullanıyoruz? Bu arama modellerini kullanıyoruz.
Yani deyinci dereceden tümleşik dediğim şey nedir? Burada diyelim ki bir seri birinci düzeyde durağan ise, yani D1 ise arkadaşlar, burada ne diyeceğiz? Tümleşme derecesi D1'dir diyeceğiz. Bakın burada artık P yine aynı şekilde R sürecinin katsayısı, Q M sürecinin katsayısı ve D artık ne olacak burada? Tümleşme derecesini gösterecek. Dolayısıyla biz burada seriyi modellemeden önce ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Tümleşme derecesine karar vermek için birim kök testi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Birim kök testi yapmamız gerekiyor. Birim kök testi yaptık diyelim. Eğer birim kök testi serinin düzeyde durağan olduğunu gösterirse, yani D0 olursa yukarıdaki gibi arkadaşlar, biz D0 olan seriler için bakın ARMA modellerini kullanabiliriz. PQ ARMA modellerini kullanabiliriz. Bu aynı zamanda aslında şuna da eşittir. ARMA P0 Q buna da eşittir diyoruz. Fakat serinin bütünleşme derecesi deyinci dereceden, yani D birinci dereceden olursa artık biz arama modelini kullanmalıyız. Yani arama modeli dediğimde R katsayısı P, bütünleşme derecesi 1 ve Q katsayısı, yani M'nin katsayısı Q şeklinde karşımıza çıkacaktır. Yani birinci derece sonuç olarak seri birinci dereceden entegredir diyebiliriz. Veya seri ikinci dereceden entegre ise arkadaşlar, arama modelimiz ne olacaktır? R katsayısı P, bütünleşme derecemiz 2 ve M katsayımız Q şeklinde karşımıza çıkacaktır. Tabii bunun haricinde aslında çok detayına girmeyeceğim. Sadece özelliklerinden bahsedeceğim. Bir de ARFMA modeli var. ARFMA modeli. Şimdi bu modelde önce şunu bilelim. Durağanlık zaman serisine gelen şoklara karşı serinin dirençli olması, yani şokların kalıcı değil de geçici olması olarak tanımlanabilir. Durağanlığı böyle tanımlayabiliriz. Şimdi bu amaçla durağanlığı bulmak için birim kök testi sonucunda siz seriniz I0 için 0 çıkarsa bu seri için durağan diyebilirsiniz. Yani şoklara karşı dirençli diyebilirsiniz. I1 çıkar ise de durağan dışı, yani şoklara karşı dirençsiz sonucuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ARFMA yaklaşımında serinin dirençlere karşı gösterdiği direnç, özür dilerim, serinin şoklara karşı gösterdiği direnç, yani D'nin 0 ya da 1 olması ölçülmektedir. ARFMA modellerinde serinin şoklara karşı gösterdiği direnç, yani D'nin 0 ya da 1 olmasına göre ölçülmektedir diyoruz. Ancak bazı serilerde, özellikle de finansal zaman serilerinde arkadaşlar, finansal zaman serilerinde işte buna Bitcoin verileri örnek verilebilir mesela. Finansal zaman serilerinde serinin şoklara verdiği cevap çok farklı olabilmektedir. Bazı serilerde şoklar kalıcı olmasa bile serinin direnci yüksek olabilir. Yani serinin tekrar ortalamasına dönmesi çok uzun zaman alabilir.
Dolayısıyla tümleşme derecesi D'nin 0 ve 1 değerlerinin arasında kesirli değerler almasını sağlayan kesirli tümleşme yaklaşımı. Bakın arfıma aslında kesirli tümleşme yaklaşımı. Kesirli tümleşme yaklaşımıyla diyelim. D'nin tam sayı dışında değerler de almasına olanak verilerek aslında durağanlık ve durağan dışılık kavramının yanında serinin uzun hafızalı olup olmadığı da test etmek ARFMA modellerinde mümkündür. ARFMA modellerinde mümkündür. Aslında ARFMA modelleri otoregresif kesirli tümleşik hareketli ortalama modelleri karşımıza böyle çıkar. Serinin tümleşme derecesi D tahmin edilerek serinin uzun hafızalı olup olmadığına karar verilebilmektedir diyoruz arkadaşlar. ARFMA modellerinde bu şekilde. Evet, şimdi bunlarla ilgili ekonometrik bazı bilgiler verdikten sonra şimdi asıl Box-Jenkins metodolojisiyle ARMA modelleri ARMA tahmin süreci nasıl işliyor ona bakalım. ARMA tahmin süreci nasıl işliyor ona bakalım. Şimdi ARMA tahmin süreci bir zaman serisinin ARMA modeliyle tahmin edilip öngörülerin elde edilmesidir. ARMA tahmin süreci bir zaman serisinin arkadaşlar ARMA modeliyle tahmin edilip öngörülerin elde edilmesi sürecidir. Şimdi birinci adım olarak ARMA tahmin sürecinde şimdi en başta söylediğim gibi ARMA modelleri mevsimsel olmayan serilere uygundur. Mevsimsel olmayan serilere uygundur. Bir kere seride eğer mevsimsellik varsa arkadaşlar, mevsimsellik varsa tabii deterministik yapıda bir mevsimsellikten bahsediyorum. Mevsimsellik varsa ne yapacaksınız? Mevsimsellikten arındırma yapacaksınız. Mevsimsellikten arındırma yapacaksınız öncelikle. Ancak burada şunu unutmuyoruz. Bu durumda elde ettiğiniz öngörüler mevsimsel olmayan öngörüler olacaktır. Gerçek öngörü değerlerini elde etmek için kullanılan ayrıştırma yöntemine göre mevsimsel bileşinin öngörüleri ARMA modelinden elde edilen mevsimsel olmayan öngörülere eklenmelidir. Yani daha önceki videolarımda anlattığım mesela toplamsal bir ayrıştırma yöntemi kullanılmışsa arkadaşlar siz ARMA modelinden elde ettiğiniz mevsimsel olmayan öngörülere toplamsal bir ayrıştırma yönteminden elde ettiğiniz sonuçları eklemeli. Çarpımsal bir yöntem ile mevsimsellik arındırması yaptıysanız da sonuçları çarpmalısınız. Seride arkadaşlar deterministik bir yapıda mevsimsellik değil de stokastik bir yapıda mevsimsellik varsa burada da seasonal ARMA dediğimiz sarıma modelleri ya da sarıma metodolojisini kullanmanız gerekiyor. Biz burada sadece ARMA tahmin sürecinden bahsedeceğimiz için sarıma metodolojisi ayrı bir konu olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. İkinci adımda birim kök testi. Birim kök testi yapmalıyız. Birim kök testi yapmalıyız. Yani durağanlığı araştırmalıyız. Buradaki amaç tümleşme derecesi. 0 mı? 1 mi? 2 mi? Değil mi? Tümleşme derecesi nedir?
Çünkü arama modellerinde biz tümleşme derecesine göre P, D ve Q, değil mi? Burada tümleşme derecesini belirlemek zorundayız arkadaşlar. Üçüncüsü uygulamalarda genellikle işte Buck Jenkins'ın kitabında da burada R ve M katsayıları yani P ve Q değerleri arkadaşlar P ve Q değerleri maksimum olarak 2 alınır. Yani R2, M2 süreci olarak karşımıza çıkacak. Yani mesela nasıl çıkacak? Diyelim ki bir YT serimiz var ve bu YT serimiz değinci dereceden tümleşik bir seri. Şimdi arkadaşlar bunu arama metodolojisiyle öngörü yapmak istediğimizde arama modeliyle tahmin edip öngörü yapmak istediğimizde karşımıza şuraya yazıyorum. Değinci dereceden YT serisi var ve P ve Q maksimum 2 olarak belirlenecek. Bakın arama ilk önce arama R1 süreci değinci dereceden hani kaçıncı dereceden şu anda olduğunu bilmediğimiz için değinci dereceden diyorum ve ma 0 süreci. Arama R kat sayısı 2 değinci dereceden ma 0. Arama R kat sayısı 0 değinci dereceden ma kat sayısı 1. Yani Q 1. Arama P kat sayısı 0 değinci dereceden ve ma kat sayısı 2. Arama P kat sayısı 1 değinci dereceden ma kat sayısı 1. Arama P kat sayısı 2 değinci dereceden Q kat sayısı 1. Arama kaç model oldu? 2, 4, 6. Arama P kat sayısı 1 değinci dereceden ve Q kat sayısı 2. Arama P kat sayısı yani R sürecin kat sayısı 2 D ve Q kat sayısı 2 şeklinde olmak üzere arkadaşlar toplamda aslında 8 tane ayrı model tahmin edilebilir. Neden? Biz burada P ve Q'yu maksimum 2 alacağız. Tabi bazı durumlarda arkadaşlar bazı durumlarda bu 8 modelden hiçbiri sizin istediğiniz koşulları sağlamayabilir. Ve bu durumda P ve Q 2'den daha yüksek değerler alınarak alternatif birçok model elde edilebilir ve bu modeller tahmin edilebilir. Bu modeller arasında da tüm koşulları sağlayan modeller aranabilir arkadaşlar. Aranabilir. Bizim burada ama yapmamız gereken böyle bir süreçte mevsimsellik olmayan bir zaman serisinde arkadaşlar birim kök testi yaptıktan sonra maksimum 2 P ve Q değerini maksimum 2 seçerek bir model tahmini yapmak olacaktır. Bu model tahminini yaptıktan sonra elde ettiğimiz model ya da en iyi model şunları sağlamalıdır. Dördüncü şartımız arkadaşlar. İyi model 3 koşulu sağlamalıdır. 3 koşulu sağlamalıdır. Şimdi birincisi bu koşullardan birincisi bir kere R ve M katsayıları R ve M katsayıları istatistiksel olarak
anlamlı olmalıdır. İstatistiksel olarak anlamlı olmalıdır. İkinci koşul arkadaşlar, model tahmininden elde edilen kalıntılarda otokorelasyon olmamalıdır. Bunun içinde neye bakacağız? Bunun içinde Durbin-Watson dediğimiz test istatistiğine bakacağız. Ve Durbin-Watson arkadaşlar 2 civarında, yani Durbin-Watson aslında 1.7 ile 2.3 arasında bir değer karşımıza çıkacak. 2 civarında olması, Durbin-Watson istatistiğinin 2 civarında olması bu istatistiğe göre kalıntılarda bir otokorelasyon olmadığını söyler bize arkadaşlar. Üçüncü koşul ise bu metodolojinin çalışabilmesi, bu model tahmininin çalışabilmesi için arkadaşlar elde edilen kalıntıların model tahmininden elde edilen kalıntıların temiz dizi, yani white noise dediğimiz temiz dizi olmasıdır. Bunun içinde neye bakacağız arkadaşlar? Üçüncüsü temiz dizi, yani white noise, temiz dizi. Bunun içinde neye bakacağız? Kalıntıların korelogramına bakacağız. Tabi birazdan eviz üstünde de göstereceğim. Orada yine bunları zaten tekrarlarız. Şimdi beşinci adım şöyle: eğer bu koşulları saydığım koşulları sağlayan birden çok model varsa arkadaşlar, ne yapmamız gerekiyor? En iyi modeli seçmemiz gerekiyor. Bu aşamada ise model seçim kriterlerinden yararlanacağız. İşte nedir? R kare dediğimiz. Ondan sonra düzeltilmiş R kare dediğimiz. Şöyle düzeltilmiş R kare dediğimiz. F istatistiği dediğimiz arkadaşlar. Ondan sonra olabilirlik dediğimiz. Log likelihood. Şöyle LL şeklinde yazayım. Log likelihood dediğim değerler. Bu değerlerin biz ne olmasını bekleriz? Büyük çıkmasını. Yani modellerden diyelim ki iki model çıktı. Hangisinin bu değerleri daha büyük ise, ve diyelim ki yine birden fazla model karşımızda var. Bu değerlere baktık, büyüklüklerini karşılaştırdık. Yine arkadaşlar, regresyon standart hatası dediğimiz RSE, ondan sonra kalıntı kareleri toplamı dediğim sum squared residuals, evet, kalıntı kareleri toplamı dediğim, sonra AKI2 kriteri, ondan sonra Schwartz ya da Hannan-Quinn dediğim kriterlerden ya da değerlerden de arkadaşlar neyine bakacağım? Küçük olanlarını araştırmam gerekiyor. Demek ki model tahminini yaptım. Model tahmininde yukarıdaki 3 koşulu sağlayan birden fazla model varsa en iyisini bulabilmek için ben bu istatistiklere, bu seçim, model seçim kriterlerine bakmam gerekiyor arkadaşlar. Evet. Box-Jenkins metodolojisi ile arıma tahmin süreci bu şekilde işliyor arkadaşlar. Arıma tahmin süreci bu şekilde işliyor. Şimdi metodoloji ve R süreci, MA süreci, arıma süreci ve arada aslında arfıma ve sarımayı da biraz söyledik ama onlar farklı bir konu. Burada bizim için önemli olan mevsimsel bir etki içerisinde bulundurmayan zaman serileri. Böyle zaman serileri arkadaşlar genelde zaten yıllık zaman serileri oluyor. Örneğimizde de sizin için derlemiş olduğum işte Türkiye'ye ait 1961 ve 2015 yıllar arasındaki büyüme, yani GDP growth yıllık olarak 3 dönemlik öngörüsünü nasıl elde edeceğiz?
O konu hakkında burada az önce anlattığım süreci, tahmin sürecini takip ederek yapacağız. Bir kere 3 dönem öngörü, 3 dönemlik öngörü elde edeceğimiz için burada arkadaşlar bitiş tarihini 2018 yapmayı unutmuyoruz. İlk yapacağımız aslında şey bu. Evet, bakın growth'un içine girdiğimiz zaman zaten bu 3 yılı biz öngöreceğiz. Şimdi zaman serileri yıllık olduğu zaman anlamlı bir mevsimsel değişiklik beklenmemektedir. Şimdi ilk yapacağımız şey o yüzden mevsimsellik olmadığı için, mevsimsellik arındırma yapmayacağımız için birim kök testidir arkadaşlar. Birim kök testini yaptığımızda bakın düzeyde sabit içeren birim kök testine baktığımızda nedir? I0'da durağandır. I0'da durağandır arkadaşlar. Ve sabit bir trendli modele baktığımızda bakın unit durutte sabit bir trendli model okey dediğimde yine I0 düzeyinde ne oldu arkadaşlar? Durağan oldu. O zaman bizim burada bütünleşmeyen entegrasyon derecemiz dediğim şey D dediğim şey nedir arkadaşlar? D sıfırdır. D dediğim şey sıfırdır. Evet. D dediğim şey sıfırdır arkadaşlar. Yani D sıfır. Çünkü gördük ki orada birim kök testinde sıfır. Böylelikle biz aslında burada hangi modeli uygulayabiliriz? Yani direkt aslında ARMA dediğimiz yani P ve Q modelini uygulayabiliriz. Bu aslında neye eşittir? Yani ARMA P 0 Q'ya eşittir. Değil mi? Buradaki D zaten 0 olduğu için ben bunun yerine bunu da uygulayabilirim arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar burada Quick'ten Estimate Equation deyip artık modelimizi maksimum 2 gecikmeye kadar tek tek bunları tahmin edeceğiz. Yani P de 2 olacak, Q de 2 olacak. 8 tane modeli burada biz ne yapacağız? Tek tek yazarak araştıracağız. Evet. Evet, R1 sürecinden başlayalım. Bakın R1 sürecini bu şekilde yazıyorum. R1 sürecini bu şekilde yazıyorum. Metot, en küçük kareler metodu. Görüyorsunuz sample'ım 61-2018 güncellemiştik. Burada arkadaşlar option kısmına geliyorum. Option kısmında burada ARMA metod ARMA kısmında bakın ML yazıyor. Bu en çok olabilirlik tahmincisi demektir. ML en çok olabilirlik tahmincisi. GLS dediğim genelleştirilmiş en küçük kareler tahmincisi ve CLS dediğimde arkadaşlar koşullu least squared koşullu en küçük kareler tahmincisi CLS bizim seçeceğimiz metot CLS'dir arkadaşlar. Box Jenkins'ın da önerdiği metot CLS metodu ve burada arkadaşlar başka bir değişiklik yapmadan herhangi bir değişiklik yapmadan OK'ye basıyoruz. Karşımıza çıkan model tahmininde R1'in bakın sabitin katsayısı, R1'in katsayısı ve R1 katsayısı bakın istatistiksel olarak anlamlı değil. Oysa ki biz koşulumuz neydi? İstatistiksel olarak koşulun yani istatistiksel olarak ne dedik? Elde ettiğimiz R ve M katsayısının anlamlı olmasını istiyorduk. Direkt zaten 3 koşuldan birincisi 3 koşul saymıştık. Birincisinde hemen R1 süreci elendi arkadaşlar. Şimdi tekrardan bu sefer ne yapacağız? Ee,
Şimdi buradakini de şöyle yazabiliriz. Bakın. Şimdi bu arkadaşlar aslında arma 1 0 0 sürecidir. Yani bunu kısaca siz R1 diye oraya yazmış oluyorsunuz. Tekrardan ma 0 şeklinde yazmanıza gerek yok. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sefer ne yapacağız? R2 modeline bakacağız. R2 modeli. R2 modeline bakmak için arkadaşlar tekrardan bakın estimate'e bastığımızda zaten yazdığımız model gelecek karşımıza. Buraya ne ekleyeceğiz? R2'yi ekleyeceğiz. R2'yi ekleyip yine burada herhangi bir değişiklik yapmadan bakın CLS koşullu en küçük kareler yöntemi OK'ye bastığımda elde etmiş olduğum değerler bakın R1 ve R2'nin değerleri istatistiksel olarak anlamsız olduğu için arkadaşlar aslında bu süreç nedir? Arma 2 0 0'dır. Ki biz bu süreci kısaca R2 süreci olarak tanımlıyoruz. R2 süreci olarak tanımlıyoruz. Bu süreçte de gördüğünüz gibi nedir? R2 süreci de anlamsızdır. Seriye uygun değildir. R2 modeli de seriye uygun olmamaktadır. Peki devam edelim. Tekrardan estimate'e basalım. Bu sefer ma1 sürecini görelim arkadaşlar. Ma1 sürecini. Ma1 sürecine bakalım. Bakın ma1 yazıp OK'ye bastığımda yine istatistiksel olarak ma1 sürecinin de arkadaşlar burada bakın anlamlı olmadığını görüyoruz. Ma1 modeli seriye uygun bir model değildir aslında. Bakın aslında ma1 modelinde de arma ya da arıma 0 0 1 şeklinde bir modeldir. Biz bunu kısaca ne yazıyoruz? Ma1 modeli şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Şuraları silelim. Kafamız karışmasın. Evet. Ma1 sürecini gördükten sonra arkadaşlar tekrar estimate'e basıp Ma2 sürecine bakalım. Ma2 sürecine. Ma2 sürecine basıyoruz. Options'da herhangi bir değişiklik yapmadan OK'ye basıyoruz. Bakın ilk koşulumuz R ve Ma katsayılarının anlamlı olması. İstatistiksel olarak anlamlı olması. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar nedir? Bunlar istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için ne diyoruz? Ma2 modeli seriye uygun değildir diyoruz. Şimdi aslında şurada yazdığım bakın şurada yazdığım modelleri tek tek Avius'ta yazarak maksimum R ve Ma süreçleri maksimum 2 olana kadar devam edeceğiz. Yani şuna ulaşana kadar devam edeceğiz. Ve bu modeller arasında hangisi uygunsa bir ya da birden fazla olabilir. Hangisi uygunsa onların arkadaşlar ne yapacağız? Durbin Watson'a bakacağız. Ve temiz dizi korelogram olup olmadığına yani korelogramına bakarak temiz diziye sahip olmadığına bakacağız. Ve en sonunda da bu kriter seçim kriterlerine bakacağız. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Ma2 sürecine baktık. Şimdi arkadaşlar R1-Ma1 sürecine bakalım. R1-Ma1 sürecine bakalım. R1-Ma1 sürecine bakalım. Bakın R1-Ma1 katsayıları bakın yazdık. Metodu herhangi bir şekilde değiştirmiyorum. Okey diyorum. Bakın İstatistiksel olarak anlamlı mı? Hayır, değil. Demek ki R1, Ma1 süreci de arkadaşlar
ya da R1 M1 modeli seriye uygun bir model değildir diyoruz. Peki şimdi yine tekrardan estimate diyelim. Bu sefer de arma 2-1 yapalım. Yani R1, R2 ve M1 süreci. Yani aslında şurada şu yazdığım şey şunu ifade ediyor arkadaşlar. Şunu ifade ediyor. Arma ya da arıma diyebilmem için D'nin yani tümleşme entegrasyon derecesinin sıfırdan farklı olması lazım. Burada sıfır olduğu için arma diyorum direkt. Burada yaptığım şey aslında 2, 0, 1 modelini uygulayıp seriye uygun olup olmadığına bakmak arkadaşlar. Bakın burada okey diyorum. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi yine burada arkadaşlar nedir? Burada R1 ve M1. Bakın R1 ve M1 istatistiksel olarak anlamlı fakat R2 süreci anlamsız olduğundan dolayı arkadaşlar ben ARMA 2.1 modelinde seriye uygun değildir diyorum. Çünkü ne dedik? Şartlarımızda hepsinin anlamlı olması gerekir. Hepsinin anlamlı olması gerekir dedik arkadaşlar. Şimdi şurayı silelim tekrardan kafamız karışmasın. Şimdi tekrardan estimate diyelim. Bu sefer de R1-2 modelini yani R1 M1 ve M2 modelini uygulayalım arkadaşlar. R1, M1 ve M2 modelini uygulayalım. Bakın burada karşımıza çıkan ifadelerde bütün katsayılar arkadaşlar anlamsızdır. Bu yüzden R1 M2 yani ARMA 1.2 modeli ARMA 1.2 modeli seriye uygun olmamaktadır diyoruz. Peki şimdi artık son modelimiz ARMA 2.2 modeline bakalım. Estimate diyelim. Bunu yapmak için de arkadaşlar ne yapacağız? R1 R2 M1 M2. Aslında burada bizim bakın bu yazdığımız şey neyi ifade ediyor aslında? ARMA 2 0 2'yi ifade ediyor. Bu da entegrasyon sayımız, tümleşme sayımız. Yani karşımıza aslında kısaca ARMA 2.2 modeli olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. ARMA 2.2 modeli olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi evet okey dediğimde bakın R1 katsayısı ve istatistiksel değeri arkadaşlar %10'dan yani 0.10'dan düşük olduğu için anlamlı. R2 katsayısı ve istatistiksel olarak 0.01'den düşük olduğu için prop değeri anlamlı. M1 katsayısı, M1'in istatistiksel değeri yine 0.01'den küçük olduğu için anlamlı. M2'nin katsayısı ve M2'nin istatistiksel değeri anlamlı diyoruz. Şimdi bu katsayılar anlamlı mı? Anlamlı. İlk koşulumuz sağlandı mı? Sağlandı. İkinci koşulumuz neydi arkadaşlar? İkinci koşulumuz Durbin Watson istatistiği 2'ye yakın olması isteniyor. Bakın Durbin Watson istatistiğine baktığımızda 2.07 2'ye çok yakın olduğundan dolayı kalıntılarda otokorelasyon olmadığı anlaşılabilir. Ve ikinci koşulda ne oldu arkadaşlar? Sağlanmış oldu. Üçüncü koşulumuz neydi? Son koşulumuz kalıntıların temiz diziye sahip olup olmadığını incelemek için neye bakacaktık? Korelogram grafiğine bakacaktık. Şimdi korelogram grafiğine bakmak için önce şurayı bir sileyim.
koronagram grafiğine bakmak için arkadaşlar Aviz programı son yapmış olduğunuz tahmin modelinin kalıntılarını şu görmüş olduğunuz residin içine atar. Yani en son biz bunu yaptık ya, bu tahmini yaptık ya, bunun kalıntılarını bu resit dosyasının içine atar. Yani buradaki ARMA 2.2 model tahminine ait kalıntılar tahmin sonuçları elde edildikten sonra bunun içinde yer alacak. Bakın bunu açtığım zaman aslında şöyle görünür. Şu şekilde görünür. Açtıktan sonra da arkadaşlar view korelogram dediğimde, evet, gördüğünüz gibi karşıma korelogramı çıktı. Burada arkadaşlar AC ve PAC değerleri istatistiksel olarak anlamsızdır. Yani tüm gecikmeler nedir? Bakın P değerleri 0.01'den büyüktür. Bu da ne demektir? Kalıntıların temiz dizi olduğu anlaşılmaktadır. Kalıntıların temiz dizi olduğu anlaşılmaktadır diyoruz arkadaşlar. Şimdi az önce bahsettiğim bütün koşulları sağladı. 8 modelimiz içerisinden bütün koşulları sağlayan modelimiz arkadaşlar ARMA 2.2 modeli. Eğer farklı bir model daha olmuş olsaydı biz ne yapacaktık? O modelin R karesini, düzeltilmiş R karesini, işte log likelihood'unu, F istatistiğini, Akaiki, Schwartz, Hanlan gibi kriterlerini ne yapacaktık arkadaşlar? Karşılaştıracaktık ve bunlardan işte R kare, düzeltilmiş R kare, log likelihood, F istatistiklerin büyük olanını, işte SSR gibi, ondan sonra Akaiki, Schwartz, Hanlan gibi bu kriterlerinde küçük değerli olan modeli en iyi model olarak seçecektik. En iyi model olarak seçecektik. Evet, şimdi artık öngörü, forecast öngörü yapabiliriz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bu tahmin penceresi açıkken burada forecast'e tıklıyoruz ve karşımıza bir ekran geliyor. Forecast ekranı. Forecast ekranında arkadaşlar, forecast ekranında biz öngörü, bu öngörü penceremiz bizim. Şimdi bu öngörüye istinaden bazı istatistikler elde edeceğiz. İşte RMS gibi, MAE gibi, MAPE, TLU, TLU 1, TLU 2 gibi. Bunları elde etmek için burada arkadaşlar ilk önce metodumuzu static forecast olarak seçeceğiz. Static forecast olarak seçeceğiz. Yine forecast sample'ımızı bakın 2015 olarak burayı değiştireceğiz. Çünkü henüz öngörü yapıyoruz. 61 ve 2015 yılları arasında 3 yıllık tahmini yapmıyoruz daha. Ve grafiğini seçmemize gerek yok. OK dediğimizde arkadaşlar karşımıza gördüğünüz gibi ARMA 2.2 sürecine ait, ARMA 2.2 modeline ait bazı istatistikler verecek arkadaşlar. Bazı istatistikler verecek. Bakın bu istatistikleri diyelim ki aynı seriyi, bu büyüme serisinin aynı seriyi basit üstsel düzleştirme ile tahmin ettiniz. Veya ETS üstsel düzleştirme yöntemiyle tahmin ettiniz. İşte bu yöntemlerle tahmin ettiğiniz zaman arkadaşlar ve geldiniz burada ARMA metodolojisi, yani Box Jenkins'ın metodolojisiyle, ARMA modelleriyle tahmin ettiniz. Bunları karşılaştırmak için arkadaşlar bu istatistiklere ihtiyacınız vardır. Bu istatistikleri elde ederek hangisinin daha iyi sonuç veren bir model olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet. Şimdi artık karşımıza ne çıktı arkadaşlar? Burada growth
F dediğimiz bir değişken karşımıza çıktı. Yani ARMA 2.2 ile modellenen Growth serisine ait değil mi? Biz artık Growth serisini neyle modelledik? ARMA 2.2 ile modelledik ve buna ait bir tahmin değerleri çalışma dosyası Growth F karşımıza çıktı arkadaşlar. Bakın bu ikisini Growth ve Growth F'yi birlikte açmak için CTRL'ye başta sağ tıkladığınızda Open as a Group. Bunun grafiğini beraber çizdirebilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi grafiğini çizdirebilirsiniz arkadaşlar. Veya bu ekrandayken eğer Reset'e basarsanız kalıntılarla birlikte Actual ve Fitted olarak karşınıza çıkacaktır. Şimdi en uygun modele karar verdik mi? Verdik. Evet, en uygun model ARMA 2.2 olarak karşımıza çıktı. Artık öngörüyü elde edebiliriz. Başta ne dedik? 3 yıllık öngörü tahmin edeceğiz. Serimiz 1961-2015 yılları arasındaydı. Biz 2016, 2017 ve 2018 verilerini öngörüyle tahmin edeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar bu ekranda tekrar Forecast'e bastığımda böyle bir ekran karşıma çıkacak. Yani ARMA 2.2 modeliyle öngörüleri elde etme ekranı karşıma çıkacak. Burada arkadaşlar metot kısmını az önce statik forecast seçtik. Bu sefer dinamik forecast seçeceğiz. Öngörü yaptığımız için 2016, 2017, 2018'i seçtiğimiz için yani öngörüsünü yapacağımız için dinamik forecast seçeceğiz. Forecast ismini bakın değiştirelim. Öngörü olarak yazalım İngilizce karakterlerle. Çünkü growth F ile karışmasın. Ve burada arkadaşlar önemli bir kısım forecast sample'ın 2016 ve 2018 yılları arasındaki şurayı düzelteceğiz bu şekilde. Grafiğini yine göstermeyelim, gerek yok. Forecast evaluation yapsın. Bakın öngörü değerlerimiz karşımıza burada öngörü olarak 2016, 2017 ve 2018 olarak karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar. Bakın artık öngörü değerlerimiz bunlar karşımıza çıkmış olacak. Evet, bir seriye ait Box-Jenkins metodolojisini takip edilerek arama modellemesiyle öngörüsü nasıl yapılıyor bunu göstermeye çalıştık arkadaşlar. Yine diyelim ki bir seriniz var. Bu seri arkadaşlar şurada örnek vereyim. Evet, şurada bir örnek vereyim. Diyelim ki bir seriniz var. YT serisi arkadaşlar. Ve bu seriniz I1 düzeyinde yani birinci dereceden entegredir diyeceğiz değil mi? Bu durumda artık arama modeli diyeceğiz biz buna. Çünkü I artık 1 yani P, 1 ve Q şeklinde karşımıza çıkacak. Bunun modellerini yazarken nasıl yazacağız arkadaşlar? Bakın bunun modellerini yazarken biz ne dedik? P ve Q maksimum 2 olarak alınmalıdır. Yani literatürde ve Box-Jenkins'in metodolojisinde maksimum 2 olarak ele alabiliyoruz. Eğer uygun modeli bulamazsanız bunu 3 olarak da alabilirsiniz. Tabii YT serisi I1'de entegre olunca yani birinci derecede entegre bir seri olunca arkadaşlar 8 alternatif modeli bu sefer bakın şu şekilde yazmanız lazım. Arıma işte 1 1 0. Aslında bu süreç nedir? R1 sürecidir. Fakat bakın buradaki değişiklik şu. Artık YT serinizin birinci farkını kullanmalısınız.
birinci farkını kullanmalısınız burada. Burada de ile ifade ettiğim şey, şunu de ile değil de teta ile göstereyim. Bakın, YT serinizin birinci farkını, teta burada fark olarak kullanıyorum. Sabit katsayınız ve R bir süreciniz. Diyelim ki R'ıma 2, 1, 0 modelini arkadaşlar. Bakın, YT serinizin birinci farkı sabit katsayınız, R bir süreci ve R iki süreci diye aslında bu modelleri 8'e tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada D'nin 1 olması neyi değiştirdi? Bizim serimizin birinci farkını kullanmamızı değiştirdi arkadaşlar. Evet, arama süreçleriyle ilgili kısım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir konu olursa mail adresim var. Yine videonun altına yorum olarak sorabilirsiniz. Kanalıma abone olarak destek verirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.